BDO sohbetlerinin bir başka bölümünde, bugün birazcık daha geç saatte ama birçok çılgın izleyiciyle beraber yine sizlerle beraberiz. Bugün tematik bağlantı noktamız olan Taş Karakolu'nda, buranın anısı çoktur, beraber Hinata ve iki arkadaşıyla beraber BDO sohbetlerini açıyorum. Bugünkü konumuz yine sıcak bir konu, inanılmaz bir konu. Bugünün güzel konusu Black Desert Online'ı tek başınıza oynanır mı? Bir başka deyişle, BDO'dan rekabeti kaldırırsak geriye ne kalır? Online olmasaydı, hani Skyrim'in şey versiyonu gibi düşünün. Hani online'ı kaldırdık. Başka insan yok. O 10-20 liranıza değer miydi? Para yatırdığınıza değer miydi? Şimdi tüm detaylarıyla incelemeye, ellemeye, okşamaya, hoşlaşmaya başlıyorum. Güzel arkadaşlarım, ben önce konuları yatırayım. Siz aşağıdan zaten chat'in akışını takip edebilirsiniz sayın izleyiciden. Bağış için de teşekkürler. Bugün 5-5-5 akıyoruz maşallah. Bu oyuna Dungeon sistemi gelmediği sürece gözümde tek oyunculu olarak devam edecek zaten. Yani Dungeon'dur, Conquest'tir, bir sürü şey var. Şimdi bunları konuşmaya başlayalım. Evet, evet, evet. Black Desert Online'ı. Tek başınıza başladığınızda bir neler yaşıyoruz? Bunu bir konuşacağım. Diyelim ki bütün insanları kaldırdınız. Bak, bu konuya güzel gireceğiz. Tek başınıza oynayacağınız bir oyun olsa bu dünya, neler yaşayacağınızı söyleyeyim. Başladınız abi. Başta bir görevleri yapıyorsunuz. Tamam. Yani hikayeyi biraz konuşmuştuk zaten. İlerlediniz. Ya şöyle bir şey var. Bu oyundaki şu NPC'ler falan çok hoş. Bu ilk tıkladığınızda bende sesler kapalı da artık. Ya o ilk sesler beni nasıl heyecanlandırıyordu. Tıklıyordum. İşte ilk NPC ile tanıştığında diye bir ses falan. Wow diyordum. NPC'ye bak, aynı adam. Hani oyuncu gibi işte. Şu görüntü kalitesine bak falan diyordum. Ben şu an orta görüntü kalitede oynuyorum. Yani her NPC ile tanışmak bile zevk veriyordu. Yani doğru söyleyeyim, hani o ilk mob grupları olsun, hani birkaç tane basit mob görmek bile beni nasıl sevindiriyordu böyle, aman ya Rabbim. Hani bu becerileri işte shift Q ile atmak, hani böyle ya 1-2-3-4-5 de değil de hani işte ileri F bu mesela. Hani anladınız mı? Shift işte Q space, ileri F, F space, işte A F, D F. Hani böyle atmak nasıl mutlu etmişti beni. Vay be dedim. Hani bir MMORPG'de çok iyi bir nokta dedim. Hani çünkü hep 1-2-3-4-5'te atarsın skill'e. O vurma hissiyatını veriyor dedim. Oyun ilerledi işte. Serendia'ya geldik. Hani haritada yeni açılıyor ya, bir heyecanlanıyorsun. Yani şöyle bir yere tıklıyorsun. Böyle bir şey çıkıyor lan. Şöyle T'ye basıyorsun. Acaba ne zaman gidecek diye heyecanla bekliyorsun böyle. Yani o heyecan apayrı bir tatlıydı. Bu sıfır başlamış halimden anlatıyorum size. Onun dışında hani görevlerde ilerlediğiniz görevler sıkıcı. Yani heyecanla başlamış biri bile çok çabuk görevlerden kopacaktır. Yani onu söyleyeyim. Takip edemiyorsun ama mekan görmek hoşuna gidiyor. Mesela şu Delfe Karakolu'na ilk defa gidip de hoşuna gitmeyen var mıydı bilmiyorum. Hani mükemmel bir kale tasarımıydı. Hani köprü kale. Hani hem şu üstleri bağlıyor, hem alttan kale, üstten kale, kuşlar saldırıyor. Hani olayı hiç anlamıyorum. Bunu berbat veriyorlar. Hani ya buraya kuşlar niye saldırıyor falan. Hani hikaye olarak hadi söylemiş de olayım. Serendia'nın bir tane Prens Kahya kolpası var. Yoldan dönen bir arkadaşımız. Kalfion'a darbe amaçlı işte kötü güçlerle anlaşma yapıyor. O kötü güçleri kullanınca işte kuşları da harpileri de kullanmış oluyor. Ondan saldırıyor. Ama manzaralar çok iyi yani. NPC'ler tüfekle ateş ediyor. Oradan NPC'nin birini kuş kapıyor, götürüyor, aşağı atıyor. La diyorsun, bunu kurtar diyor. Hani ne bileyim, yeni başlamış biri mesela şurada zevk alıyor lan. Kuruto'ya gidiyor, ne güzel. Şu bre ağacı harabeleri, bre çok hoştu mesela. Yani diyorum ya, hani bak şu an sıfır başlamış biri. Hani rekabet beklentisi olmayan biri. Ya bir sanatsal bir doyuma ulaşıyor, ben diyeyim. Ya ne güzel canavar diyorsun bunlarda. Lan olaylara bak diyorsun. Hani hikayeden kopuksun. Trina Kalesi keza çok güzel. Yani bir sürü güzel noktamız var. Şu uzun yapraklı nöbet karakolu şehirler.
İlerliyor da ilerliyor. Biraz ilerlediniz, oynadınız, tamam. Tıkandınız. Diyorsunuz ki sarımtırak kardeşim, yellowish kardeşim. Ben nasıl level kasarım? Biraz tıkandım falan diyorsunuz işte. Level kasmaya başladın. Biraz canavar kesiyorsun 1-2 saat belki işte farklı gruplar. Ya şurada korsan varmış, bir ona bakayım bir yarım saat, bir saat. Ya şurada şu varmış, ona bakayım. Hani böyle gücünüzün, dişinizin yettiği yerlere işte lan 100 AP'ye bir bakayım. Ya çölde şu 100 AP bir bakayım. Böyle yeni yeni yerler, canavarlar gördün. Geçti mi sana? Hadi 2 saat oynayan falan biri için 1 ay geçti diyelim hafif hafif. Sıfır insan hani Skyrim falan Witcher gibi solo bir oyun düşünün. Tabii bu bir solo oyun olarak değerlendiremeyiz tabii ki. Ama ben şu an şeyi yapmaya çalışıyorum. Yani rekabeti kaldırdığımızda hani biri tek başına başladı ne zevk alıyor. Yani bak 10 oyun bedava da oluyor. 20 lira da oluyor bazen. Hani böyle gelişim bak dikkat ederseniz burada gelişim rekabeti yok. Hani adam ben buradan az mı çok mu kâr ettim dert etmeyeceği için para da yatırmıyor çok. Yani 20 lira verdin. Bayağı bir 100-200 saat oynatır gibi geliyor bana. Life skill'leri denedin işte kimya yaptın lan şurada. Aa her otu toplan. Ot be bunlar çöl otu toplanmıyor tabii. Ya böyle çok otla motla etkileşime girebiliyor mesela. Bu oyunun en güzel yanı. Lan gidiyorsun. Mesela ağaçların çoğu bak böyle toplanıyor gördün mü? Hani çoğu oyunda şey olur mesela özellikle şey çalı olur işte. Aloe vera çıkar burada. Sen onu toplamalısın. Lan buradan çalı topluyorsun. Çapayla toplasan ayrı. Farklı bir şey yapsan ayrı olabilir. Greenstone. Neyse ben kaçar iyi oyunlar. Görüşürüz. Crimson Desert temsili bu arada. Olabilir. Doğru. Mantıklı. Crimson Desert da gelecek sene sonu. O ayrı. Ya bak böyle of çalı ile etkileşime girdim. Vay etkileştik be işte ağaç her ağaç böyle toplanabilir falan oluyor. Allah kahretsin sen toplanmıyorsun. Al BDO bitti şu an. Bunlar biraz kötü. Akasya ağacı bak gördün mü şu an baltamız yok ondan toplayamıyoruz. Yani bu doğallık insanın hoşuna gidiyor. Wow diyorsun lan bir denizde iki balık tutayım. Oh diyorsun. Ya bir gurunil yapayım. Of diyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Yani aynen rekabet olmayınca bak ne kadar sakin güzel değil mi? Bir keşfetmeye, zevk almaya birçok vaktinde kalıyor. Sen ne attın bu arada? Glassy bir şey attım demişsin. Lore, Black Desert Lore. Official lore. Neyse ona bir yandan bakarken devam da edeyim ben anlatmaya güzel arkadaşlar. Böyle security'li mekuritili yerler açıldı ama. Hikayelerini mi diyorsun yerlerin? O ayrı canım. Ben hikayeden bahsetmiyorum. Oturup ansiklopedi mi okuyacağım? Gider Witcher'ın kitabını falan okurum yani. Bedo'nun hikayesini okumaktan önce. Öyle de bir şey var gerçekten. Bunu geçtik. Yani tamam keşfettin. Meslek yaptın. Görevleri biraz yaptın. Böyle küçük şehirlerdeki mini görevleri hadi yaptın. Diyelim böyle zevk aldığın için. Ya sınırsız pot falan varmış dedin. Hadi biraz uğraşayım lan olmadı. Kaç yüz saat harcayacağım dedin. O kadar hani vakit ayırmak istemiyorsun. Şu an şey oldu bak. İşler tekrara binmeye başladı. 2-3 dünya bossuna gittin. Hani kız arkana gittin, şuna gittin. Hala gidiyorsun. Tebrikler, kız arkayı kestin. Serendi'yi kurtardın. Teşekkürler. Şimdi bunu 1000 defa daha yaparsan bir kız arka silahın olacak. What the fuck? Yani neden 1000 defa yapmak zorundayım? Çünkü bu bir grind oyunu. Tarım oyunu. Yani o fuck diyorsun tamam burada yetere giriyor dikkat ederseniz. Yani burada çoğu oyuncunun bırakma safhasına geldiği nokta oluyor. Tebrikler 1 saat boyunca şahmeran kestin. Teşekkürler. Şimdi 200 saat daha şahmeran kesersen o istediğin zırhı alabilirsin. Şunu değil bunu alamazsın. Buna 1000 saat daha alırsın. Evet bunu alabilirsin. Wow, teşekkürler. Ama ben almayayım. Gideyim birazcık işte piyasada çıkan genellikle beleş game ne bileyim aylık 30 liraya Game Pass'ten Epic Games'in haftalık bedava oyunlarından birini oynayayım o zaman. Çok teşekkür ederim. Güle güle. Evet. Tebrikler. 100 saat, 200 saat oynadınız ve Black Desert Online artık sizin için pek bir amacı olmayan geldi. Peki. Black Desert Online'ı ben 20 liraya almıştım. 100 saat oynadım. 100 saat oynadım. Lan aradan 2 yıl geçti. Lan bir bakayım ne getirdiler dedin tamam mı?
La bir girdin yeni bölgeler gelmiş 300-500 AP bir şey diyor. La bura bana göre değil zaten diyor. E bir bakayım içerik gelmiştir. E at yarışı gelmiş. E tamam 5 dakika at yarıştırdın. Ey. Dedin. Kaldın böyle. La 2 yılda hiç mi bir şey gelmedi dedin. Sonra ne oldu? Hiçbir şey gelmedi. İşte Kızıl Arena'nın Garmot'u geldi. Herkes bayılıyor. Ya oyunu oyna doyamıyorsun. Ya böyle bakıyorsun, bakıyorsun. La 2 yıl geçti ama diyorsun. Gelmedi. Neyse diyorum ben zaten bu oyunu 20 liraya aldım. E bana 100 saat oynattı. Güzel oyun. Yapanın eline, ağzına, gözüne sağlık Pörlabis'in güle güle. Bu adam böyle diyebilir. Peki şimdi rekabeti soktuk. Rekabet geldi. Sen değerlini aldın mı? Kama Silvan'ı aldın mı? Eski ayını meski ayını aldın mı kardeşim? Yüklemeni yaptın mı? Aylık abonman gibi böyle 100-200 lira yatırdın mı oyuna rekabete girebilmek için mecbur? Premiumlarını aldın mı? Her ay 200 lira yatırdığın oyuna 2 yılda hiçbir içerik gelmiyor. Sadece rekabette daha öne geçmeni sağlayan şeyler geliyor. Artık ya bırakıp da gidemiyorsun ya 5000 lira yatırdık diyorsun bu oyuna mesela. Ya artık bir şey gelsin diyorsun. Yani abone olduk. Ya şey gibi Netflix'e abone oluyorsun. 5 yıldır dizi gelmiyor Netflix'e. İşte var ya dizilerimiz. Sar sar izle kardeşim. Lan o zaman niye aylık abone oluyor? Evet. İnşallah buradaki inceyi anladığınızı varsayıyorum. Buradaki ince noktayı kavradığınızı Oh, çayımdan da içip birazcık rahatladım. Yani örnek olarak 200 lira dedim de veren çok. Aylık 200 lira buna veren çok. Yani bak sen ben vermiyoruz diye vermeyen yok sanma. %50 bile veriyor olabilir yani. Hatta daha fazla belki. Bunu geç. Şimdi ya solo oynamaya müsait mi? Tek oynamaya müsait mi? Rekabeti çıkarırsak ne kalır? Aslında Black Desert'tan yani bir MMORPG gözüyle bakmayıp yani RPG yok zaten. Güzel arkadaşlar. Bak şu bedava aldın tamam mı? Ya da 20 liraya aldın, 10 liraya aldın, 5 liraya aldın. Hani ya 20 ile 0 arası değişiyor erişim. Aslında sana 100-200 saat harika şeyler sunan, ya şu dere ne güzel akıyor diyorsun, ya işte toprağının işte kurban olurum, Valensiyam. Neyse şöyle bir su gösterelim bir de. Hani mekanikler olsun böyle her şeyle etkileşime girme olsun böyle oyun çok az. Bak çoğu oyunda bu yok. Şöyle tırmanamazsın çoğu oyunda. Çoğu oyunda şöyle de. Şu an böyle yeni çıkan oyunlarda bile şuraya tırmanamazsın yani böyle. Böyle yaparsın. Allah bak bu oluyor bak böyle. Böyle oluyor yani. Ya BDO bak sana ne imkanlar sunuyor. Yani demek istedim kişiye bağlı işte 50, 100, 200 saat. Yani 200 saatin üstü de çok sanmıyorum ki biri solo dayansın fazla. Rekabet işine girmeden bak ben 10 TL aldım 250 saat oynadım biliyorum benim de yapan arkadaşım çok güzel oyun anladın mı? Hani aslında ne kadar yapacak şey varmış. Ben bu yayına başlığını söylediğimde herkes hani hiçbir şey yok dedi. Aslında öyle geliyor değil mi? Çünkü rekabetin içinde boğdu bizi BDO. Sadece rekabetten beslenmeye çalışıyor. Her içeriği rekabet rekabet. Ölü tanrı zırhı getirdim. 1.000 lira verirsen basabilirsin. Yoksa Allah kurtarsın. Mesela. Yani aslında yapacak şey var. 10-20 liraya da 50-100-200 saat seni oynatıp güzel bir oyun ki bu orta görüntü kalitesi dediğim gibi. Ne bileyim daha suda falan yapacak çok şey var. Yani böyle deniz bölgelerinde falan. Güzel. Yani bence çok karlı bak. Pearl Abyss'in bu yönünü kimse bence inkar edemez. Yani 50-100-200 liraya 200 saat oynadın. 10 liraya oyun almışsın. O oyunda şapşahane bedava bile erişebiliyorsun. Of yani var mı böyle bir dünya ya ne kadar güzel dedim. Ama şu giriyor.
Yani MMORPG'de şöyle bir şey var sonuçta. Hani gelişim, benim bir klanım var, işte bölgeyi ele geçirmek istiyorum, savaş sistemine katılmak istiyorum, oyuncularla etkileşmek istiyorum, sevişmek istiyorum. O zaman kardeşim yani çok ciddi paralara biniyor. Yani şu iki ucu anlamıyorum. Oyunu sadece sanat, ah sanat için oynayan adam 10 lira verirken rekabette hani diğer oyuncularla da oynayayım diyen adam aylık 200 lira abonman almak zorunda mı ya? Yani çok fazla şey var. Kama Silva kutsaması, değerli paket. Eski A2 kitabı, daha neler neler. F3'e bastın, kıyafete girdin. Ne kadar güzel bir kıyafet. Ranger'ıma alayım. Hayır, kıyafet kıyafet değildir. Öncelikle sana %10 XP verir, aman tanrım. Onu geç, bunları eritip eşyalarına sıfır riskle artı basabilirsin. Oh my god, her şeyimi hemen son seviye yapabilir miyim? Evet, sadece para 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 vermen yeterli. Pay to win, pay to win, pay to win. Oh la la mane. Yo, günlük 20 saat grind atar. O mantığı kimse artık savunmuyordur diye düşünüyorum. Hayır, ben para yatırmadım. Enayi miyim, 60 lira vereceğim? Onun yerine günümün 10 saatin boyunca aynı canavarları aynı şekilde kestim. Bütün gün şunu yaptım. 10 saat? Aptal mıyım, 60 lira vereceğim? Yani anladınız mı? Yani birazcık şey EA Games havası var yani. Ya bu iki ucu asla anlamıyorum. Yani Black Desert'ta bu iki ucun olması beni çok üzüyor. Keşke biraz daha dengeli yapsalardı. Hani ne bileyim, MMORPG oynamak isteyen. Ha, adam haklı, para kazansın. Çok kazansın. Allah arttırsın. Kendileri politikalarıyla arttırsın. Ama içerik sunmuyor. Şu sıkıntı. Sen ya bu kadar oyuncudan bu kadar para talep ediyor. Hani ve veriyor oyuncular yani. Bu rekabete daldılar çünkü. Globalde yani oynayıp da düzenli para vermeyen yok. Herkes abone gibi veriyor mu parasını abi? Herkes abone gibi veriyor parasını şimdi. Abone gibi veriyor. İçerik ne? Dediğim gibi bak, benim 2 yıl bırakmış arkadaşım vardı. Oyunun ilk zamanlarından lan bir geldi. Her şey aynı dedi. Harita büyümüş. Yeni yüzlerce saat kesmen için yeni canavarlar gelmiş diyor. Bu ne lan diyor. Yeni bir de yüzlerce saat uğraşman için yeni eşyalar gelmiş dedi. Kardeş oynayamadı ya oyunu. Ay, bıraktığım gibiymiş dedi, gitti. İşte ne? Ot toplar. Ya şey, oyuna gelen içerik şu 2 yılda. Artık ot toplarken 4 ota son. Bu yeni kıyafeti giydiğinizde 4 değil 8 ota kadar alabileceksiniz. Wow. İçerik bu geliyor, anladın mı, hani 2 yılda. Yani hep bu rekabet güncellemeleri. Ama işin sanat boyutunu tam olarak bırakmış Black Desert Online. Yani şuna baksanıza, ne bileyim, bu insanlar, insan böyle farklı iklimler, kültürler, o iklimlerin geçişi, bölgeler, bağlantı noktaları, yani araziler, canavarlar, bir sanat vardı ya. Bu sanat nereye gitti peki? Hadi onu soralım. Bu solo'daki başta bu temeli atan adam nereye gitti ya? Belli ki biri başta sanat, ah sanat yapmış. Varoluşsal sancılar çekmiş. Bu adamı yaptığı gibi şutladılar mı yani? Bence. Crimson Desert diye bir oyunları çıkıyor. Plan 8 diye bir oyunları çıkıyor. Bir tane Pokemon'a benzer bir oyunları çıkıyor. Pearl Abyss'in bunlar. Shadow Arena BDO'dan gelen tek içerikte onu ayrı bir oyun olarak çıkarttılar sonra. O çok utanç verici geldi bana. Bir de mobile çıktı Black Desert'ın. Tamam. Yani demek istediğim, solo oyunlar geliyor, hikaye oyunları geliyor ve aynı şirket. Yani ekibi kayırmışlar belli. Peki BDO'da bizim verdiğimiz paraların çoğu, yani atıyorum tamam, çalışana maaş gitsin, patronun cebi dolsun. Yani iş yapıyor adam. Ama ne bileyim, oyuncu o kadar yatırım yapıyorken %1'ini bile ver, böyle sadece serverlar hayatta kalsın, elektriği kesmeyelim yatırımı yapıyorsa, yani birazcık besi hayvanı gibi BD oyuncusu Pearl Abyss'in şu an. Yani başta sanatımızı yaptık, koyduk. Rekabete giren yani bizim ineğimiz, sütünü sağıyoruz. Yani öyle yapıyor demiyorum ama benim anlattığım durum bu demek oluyor. Çünkü bak, şu çok önemli bir kriter. Ben o yüzden yeni başlayanları sürekli uyarıyorum.
bir aydan önce para yatırma. Böyle iyice oyna, iyice sıkış, hala deli gibi oynamak iste falan, öyle yatır. Ya oyun çünkü bedava ya. 10 lira, 20 lira ya da bedava dönemine göre veriliyor. Ve dediğim gibi sana işte 100-200 saat içerik sunuyor. Ya bunu ye, bunu kullan. Yok ben hala rekabet edeceğim, ben hala şey yapmak istiyorum derse yolunuz açık olsun. Burada da bilmediği kelimeler kullanan bir arkadaş var, IQ Mike'ı. Yolu açık olsun onun. Kendinde olmayan şeyleri öyle etrafta çok konuşturmasın. Güzel arkadaşlarım. Onun dışında işte o aylık 1000 lira abonman yatıranlar. Abonman böyle aylık 1000 lira. Aylık geliri 2000 lira. 1000 lira yatıran versiyon. Neyse. Ya bunu inceyi anlamanızı istiyorum. Bu sohbetin ne kadarını dinliyorsunuz? Böyle sohbet olsun diye dinliyor musunuz? Ya yol yakınken dikkat edin. Hele ki Türkiye ekonomisi için. Ya diyeceğim ki şimdi ekonomimiz çok iyi. Herkesin parası çok. Baba parası da çok. Çalışan parası da çok. Yatırım bana ne derim. Ama cep yakabiliyor bu durumlar. Ve ya kendini çok zorlayan genç arkadaşlarımız var böyle. 2-3 yıldır ya şu oyunu oynuyor. Abi bir türlü belli doğrulmuyor, anladın mı, para yatırmaktan. Hani ya yatırma kardeşim ya. Ya cidden zararlı bir bağımlılığa dönüşmüş bu. Sen yatırmamalısın, anlasana. Bu rekabete girmemelisin zaten. Ben zamanında niye yatırdım? Klan yönettik, YouTube dedik. Hani insanlar içerik bekliyor. Rekabete o yetişme güdüsü bende. Hadi birazcık ondan dolayı ekstra oldu. Ben yatırdım. Pişman mıyım? Yatırdığım için pişmanım. Ama o zamanlar bu kadar bilinçli değildim. Tecrübe oldu. Yani ben 24 yaşındayım. Ya de 22 yaşlarımda ben bu oyunlara para yatırma kültürünü tam olarak edinmiş oldum. Hani kendimi frenleyeceğim yeri, şeyi iyi biliyorum. Yatıracağım yeri, frenleyeceğim yeri, oyuna para nasıl kullanılır, para nasıl kullanılır. Bunları iyice öğrendim işte. Bir de şey oldu, ben para kazanmaya başladım, mezun oldum. Lan maaşı yatırmaya başladım. Normalde şunu derler ya. Kendi paranı kazanınca onun değerini bilip harcayamayacaksın. Lan ona öyle BDO'ya bir gömmüşlüğüm oldu, ananı avradına. İyi artık maaşım olduğuna göre ben de kıyafet alıp pazara satabilirim. Ay ay. Bir an 31'lik diye okudum lan Obi-Wan Kenobi ünvanını, korktum. Nasıl olsa benim param. Şu camı biraz açalım. Yani BDO tek oynamaya, ya benim anlattıklarıma ciddi ciddi katılmayan var mı? Hani bedavaya başladı biri, rekabeti hiç girmeden yapacak bir sürü şey var, keşfedecek bir sürü şey var. Ya şöyle düşünün, bugün birçok oyun 10 saat bile oynatmıyor. Yani 10-20 liralık birçok oyun 10 saat bile sana içerik sunmuyor. BDO sana 100-200 saatlik içerik sunmuş. Gayet de güzel sunmuş. Helal olsun. Ya tamam, Witcher 3 oyna daha iyi de, Witcher 3 de oyna, bitti. BDO da oyna bir ara. Yani şey gibi, ne yapayım, her gün Witcher 3 mü oynayayım? Bitti, bir daha Witcher 3 daha iyi, ben bir daha oynayacağım. Yani anladın mı? Bu da bir dünya, bu da farklı bir şey, farklı yanları var. BDO tek oynamayı bırak, hiç oynanmaz. Sohbetin başında var mıydınız bilmiyorum ama. Hani o rekabet unsurlarını falan çıkarıp olayı anlattık hani. Birazcık YouTube'dan izleyen tayfaya yönelik sorulmuş gibi oldu o zaman. Ya başı kaçırdıysanız evet öyle dersiniz sinirli. Yok rekabete girmeyeceksin. Naive onları konuştuk başta aslında ya. Hani dedim ya işte oynadın, tıkandın artık diyor, yok sana 100 kez kız arka kes. 100 kez şey yap, canavar kes. Adını sen söyle. Artık onu da yapmayıp bırakıyorsun o safhaya genç, yani o tıkanmaya. O 1600 saatlik içerik çıkarabildim kendime. İyi çıkarmışsın. Sen böyle azimli, hani böyle grindını şeyini atmışsın yani. Yok çıkıyor arkadaşlar. He ben para yatırmayın demiyorum. Ama bilinçli olun, dikkatli olun diye ekstra uyarmış olayım. Çünkü bu rekabet, ya BDO'da rekabetin sonu yokmuş. Bunu gördük. Penheve mi bastın? Al sana Pengrifon getirdim. Pengrifon mu bastın? Ölen Tanrı'nın zırhı getirdim. Penkızarka mı bastın? Kara Yıldız getirdim. Pentungurat, Tettungurat mı bastın? Pen şunu getirdim, bunu getirdim. Bunu da zanaatkarla yaptım. Her basışını 10 kat zorlaştırdım. Para yatırmayan hadi helal olsun basana. Yani bunu gördük.
bu çukura düşmemeniz gerekiyor. Yani sonu yok. Endgame diye bir şey yok. Ulaşılmaz. Aynen öyle. Adamlar onun değirmenini kurmuş. He, solo oynanır mı? Ben başta açıkladığım gibi ben oynanır taraftarıyım. Ama bırakılır. Yani millet şunu anlamıyor. E bırakacaksam niye oynayayım? Yahu o nasıl bir mantık? Yani her oyun zaten oyna, keşfet, doy, bitir yani. Bu oyun adı üstünde. Hani ne bileyim Witcher oynadım bitti. İşte mini oyun, 2D platform oyunu, Metroidvania oyunu, kız tavlama oyunu. Yani anladın mı? Oyna, eğlen, doy, doyduysan bitti ya da sonu geldi bitti. Yok onu demek istiyorum şey. He öleceksem niye yaşayayım gibi. Onu diyen bak B'de oynayanların yarısına rastgele sorsak samimi bir şekilde derler ki bırakacak olsam oynamazdım hani. Anladın mı? He aynen 100.000 saat Night falan oynuyor aynen öyle. Adamlar ömürlük oyun gibi bakıyor bu tarz oyunlara. Yani ondan dolayı bunu da görmeniz gerekiyor. Güzel arkadaşlarım. Onun dışında RPG'de falan yani tek başınıza oynuyorsunuz. Hani bu adamlar NPC gibi düşünüp RPG bir iki sohbet edebilirsiniz. Hani yapacak çok bir şey kalmıyor. Hani etkileşime girdin, ara görevleri yaptın. Yani sıkıyor, tekrara biniyor çoğu şey. Keşfettin, oraya girdin, buradan çıktın. Wow, hani wow moment, hani wow anları, ooo dediğin anlar azaldıkça, bittikçe kuruyor. Yani bu da 100-200 saate denk geliyor benim gördüğüm. Hani böyle o da iyi oynayan için hani mesleğiyle. İşte şey. Hani baktın grind'e dönüyor iş. Şeye dönüyor. PvP'ye girmek için de o rekabete girmen gerekiyor. Şey olacak. Aynen önceden keşif için can atıyordum diyor Kenobi. Aynen grind'den zevk alan ölene kadar oynar. Ya grind'den zevk de bazen ben de zevk alıyorum. Beynini boşaltmak güzel geliyor da 2-3 saat bütün ay bana yetiyor biliyor musun? Bütün ay doymuş oluyorum grind'e. Gibi. Tercih meselesi. Kimileri MMORPG sever yani. Herkese hitap etmez zaten benim dediklerim ama ya ben genel sağlıklı olan ne bileyim olabildiğince kontrollü olanı anlatmaya çalışıyorum. Ya da ve benim tercihim. Bu da benim tercihim kısmını anlatmaya çalışıyorum. Ya ben e-spor işini de sevmiyorum yoksa. Yani LoL'de iş ben başta LoL oynuyordum lan şey yani burada Q'nun üstüne E atmayan orospudur dediler. Bu hero'yla. Ben double atmayı seviyorum. Orospusun o zaman dediler. Ben güle güle dedim yani. Böyle insanlar çok ciddileşti anladın mı? Bu hero'yu oynamak için önce bu hero'yu 500 saat oynayacaksın. Bu hero'yu 500 saat oynamayan bu hero'yu oynamasın. Tamam ben 500 saat oynayayım o zaman. Sen bu hero'yu 500 saat oynadın mı da bu hero'yu oynayacaksın? Oynayayım da 500 saat oynayayım oynayabileyim. Hani Ranger oynayacağım. 500 saatin olmazsa oynama diyorlar. Tamam 500 saatim olsun. La 500 saatin yoksa oynayamazsın kardeşim diyor. Tamam 500 saat yapacağım. Sal sevdim ben Ranger'ı. Kardeşim 500 saatin yoksa oynama. Boşa oynuyorsun. Diyorlar. Böyle anladın mı? Ya buna döndü böyle e-spor. Sorma sorma. Aynen ciddileştikçe sıkıcılığı artıyor. Olabilir. Nerede deneyeceğim? Bu şey gibi. Aynen eleman arıyoruz ama tecrübeli. Aynen o tartışma gibi. Yani bu çukurların farkında olun diye diyorum hani böyle. Yani bu sohbette birazcık böyle öğüt havasında olduysa kusura bakmayın. Öğüt vermek ne haddime. Ama hem kendi gördüklerim hani edindiğim tecrübeler olsun. Hem de benim artık B'do ve bu tarz oyunlar için bakış açım bu. Ya bir sponsor oyunum olsaydı da hemen onu soksaydım. Ve tabii ki bu... Bütün konuştuklarımızı sağlayan Yellowfish Game'e hepinizi bekliyor. Yellowfish Game hem bedava oynamanızı sağlar hem de pay to win için zorlamaz. Diğer oyunlar sizi pay to win'e ve rekabete zorlarken Yellowfish Game... Abi böyle olmuyor mu? Barış Özcan Reis'de bile öyle bir reklam giriyor ki anlamıyorum. Çok ciddi bir şey anlatıyor adam. Su mu diyor, dünyada su tükeniyor diyor falan filan. Peki dünyada suyun tükenmemesi için ne mi yapmalıyız? Domestos rengarenk. Su tüketimini %50'ye kadar azaltır. Ananız gibi ne oluyor diyorum. Yani öyle bir reklamcılık başlamış ki içeriğin içinde. Aman tanrım. Hani bu anlattıklarımızın üstüne bana bir oyun sponsor olsaydı var ya. Aynen Yusuf Kaya Alp'te de aynı öyle. Adam milli bir şeyler tarih marih anlatıyor. Oy.
Aman aman nereye geldik bir anda. Bir de şeyden hani garip geliyor. Adam tabii kazansın, sponsor alsın. Sponsorluk da mantıklı sponsorluk. Hani işte hani Barış Özcan. Ama beklemiyorsun, anladın mı? Yoksa hani neydi o? Son gelen reklam mantıklı bir reklamdı adama. Bu son haftalardaki video reklamı da söylemeyelim ama yani konu tam dediğim örnekten hani öyle lan çok mantıklı bir şeyler anlatıyor. Sen de o mantık için videoya girmişsin. Bizim aynı burada hani tek oynanır mı falan. Be de oynanmazmış. İşte o yüzden Yellowfish Game oynuyoruz. Bir de patlama efekti böyle. Yellowfish Game binlerce farklı sunucuda işte Türkçe dil desteğiyle beraber. Vallahi iyi reklam olurdu ha. Ben bunu kenara yazayım. Ben bunu kenara yazayım. Peki, bugün BDO sohbetlerinin anlaşıldığını düşünüyorum. Bugün çok uzatmak istemiyorum. Yani BDO solo oynanır mı? O rekabetten beslenme kısmını birazcık anlatmak istedim. Bunu diğer oyunlara da uyarlayabilirsiniz tabii ki. Yani BDO sohbetleri başlığını ben bugün burada bitiriyorum. Tabii ki sohbete, muhabbete, sevişmeye devam edeceğiz. Merkez pazar ayrı o. Solo oynamadan benim hani anlatmak istediğim amaç buydu. Yani sizlerin görüşlerini daha çok aldım. Karşı çıkan var tabii. O ayrı. Merkez pazarın kalkması konumuzdan çok ayrı bir olay. Ondan dolayı ona hani ya ayrı bir konu olarak ya başka bir içerikte değiniriz. Bugünlük BDO sohbetleri bu kadar tatlı sevgili YouTube. Biz Twitch'te canlı yayına devam ediyoruz. Eğlence, coşma, BDO artık bilemiyoruz. Bakacağız. Hadi.